Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri yarı açık formülü verilen bileşiği ile yapı izomeridir denilmiş. Yarı açık formülü verilen bileşiğimize baktığımızda 5 karbonlu düz zincirli bir alkan bileşiği n pentan olarak isimlendirebiliriz. Kapalı formülümüz C5H12 olduğunu da görmekteyiz. Öncüllere bakalım. Birinci öncül tetrametil metan denilmiş. Metan tarzı adlandırmada Karbon atomunu yazıyoruz. Bunu metan olarak kabul ediyoruz. Bu karbona bağlı dalları yazacağız. Bakın tetrametil yani 4 tane metil bağlıymış. Yazıyoruz 4 metilimizi. Baktığımızda her bir karbon atomu 4 bağını tamamlamış durumda. Son olarak kapalı formülünde yazalım. Toplamda yapıda 5 karbon 12 tane hidrojen var. Görüldüğü gibi yarı açık formülü verilen n pentan bileşiğimizle birinci öncülde bulduğumuz tetrametil metan bileşiğinin Kapalı formülü aynı açık formülü farklı olduğundan dolayı birbirinin yapı izomerisidirler diyeceğiz. İki bileşiğin yapı izomerisi olabilmesi için kapalı formülün aynı açık formülünün farklı olması gerekiyordu. İkinci öncülde izopentan denilmiş onu da aşağı yazalım. İzopentan ikinci karbona bir tane metil grubu bağlı olduğu 5 karbonlu alkan bileşinin yaygın ismiydi. Şu bizim ikinci karbonumuz oldu. Diğer karbonları da yerleştirelim. Karbon atomunun 4 bağ yapabilmesi için ikinci karbonda bir tane de hidrojen bağlı olması gerekiyor. Toplam karbon sayımız 5 olacak. Görüldüğü gibi burada da kapalı formülümüz C5H12'dir. Hatırlarsak arkadaşlar izo, neo gibi yaygın isimlerde biz toplam karbon sayısına göre isimlendirmeyi yapıyorduk. Bize verilen n pentan bileşiği ile izo pentan bileşiğinin kapalı formülü aynı açık formülü farklı olduğundan dolayı birbirlerinin yapı izomeristirler diyoruz. Son olarak neopentana bakalım. Neopentanda ikinci karbona iki tane metil grubu bağlı olacak. Yine yaygın isimlendirme kullanıldığı için toplam karbon sayımızın 5 olması gerektiğini söyleyeceğiz. Burada da kapalı formülümüz C5H12. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Birinci ve üçüncü bileşik aynı bileşiktir arkadaşlar görüldüğü gibi. Neopentan da n pentanla izomerdir diyeceğiz. Kapalı formülü aynı açık formülü farklıdır. O halde sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3. öncülleri içeren E seçeneğidir. Verilen bir eşlikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül sistematik adı 1-kloro, bir 1-3-dimetil, bir 1-bütendir deniliyor. İkili bağı içeren en uzun karbon zincirini seçelim. İkili bağın yakın olduğu uçtan numara vereceğiz. Yukarıdan aşağı doğru geldiğimizde ikili bağ daha küçük karbona bağlı olmuş olacak. Burada 2 karbon olduğu için 4 ve 5 diyoruz. Ana zincirin dışında kalan gruplara dal diyorduk. Metil ve klor dalımızdı. İsimlendirme yaparken öncelikle dallar yazılır. Dalları da alfabetik önceliğine göre yazacağız. Klor metile göre önce geldiği için K harfinden dolayı. Önce kloru yazıyoruz. İkinci karbona bağlı klor. 2 kloro. Üçüncü karbona metil bağlı. 3 metil. İkili bağın yerini belirtiyoruz. 2 ve üçüncü karbonlar arasında. Küçük olan karbon numarasını yazarken belirtecektik. 2 ana zincirimiz 5 karbonlu olduğu için 5 karbonlu bir alken olduğu için 2 penten şeklinde isimlendirmemizi tamamladık. Burada verilen isimlendirme ise bizim bulduğumuzdan farklıdır. Birinci öncül yanlıştır. İkinci öncül trans 2 kloro 3 metil 2 penten ile geometrik izomeri gösterir denilmiş. Öncelikle bu bileşiğimizin kapalı formülüne bir göz atalım. Penten dediği için 5 karbon buradan geldi. Üçüncü karbona bir adet metil bağlıymış. Bir karbon buradan geldi. Bir de ikinci karbona klor bağlıymış. Yani yapımız toplamda 6 adet karbon içermekte. Bir alken bileşiği olduğu için 12 tane hidrojen içermesi lazım. Ancak yapıya baktığımızda hidrojenlerden biri çıkıp yerine klor bağlanmış. Yani haşımız 11 olacak. Bir tane de yapıda klor olacak. Yukarı baktığımız zaman toplamdaki karbon sayımız 6. Hidrojen sayımız 11 ve bir tane de klor var. Yani bu iki bileşiğin kapalı formülü aynı durumda. izomerliğin ilk şartını taşıyorlar. Zaten yukarıda bulduğumuz isimlendirmeye bakarsak bize ikinci öncülde verilen isimlendirme ile aynı. Geometrik izomerinde karbonların bağlanma düzeni aynı olacak. Sadece çift bağdaki yönelimleri farklı olacaktı. Yani cislik translık arayacağız geometrik izomerinde. İkinci öncülde belirtilen geometrik izomer türü trans izomeridir. O halde yukarıdaki bileşiğimizin aşağıda verilen trans 2 kloru 3 metil 2 pentenle geometrik izomeri olabilmesi için cis izomeriye sahip olması gerekir. Bakalım cislik durumu söz konusu mu? Bunun için bileşiğimizin üzerine bir temizleyelim. Hatırlarsak cis trans izomerliği ikili bağdaki karbonlarda aranırdı arkadaşlar. Şartlardan birisi neydi? İkili bağda bulunan aynı karbona aynı iki grup bağlı olmayacak. Baktığımız zaman gruplar farklı. Yine diğer karbona da baktığımızda aynı iki grup bağlı değil. Yine cis-translık için diğer bir şartımız neydi? İkili bağdaki karbonlara bağlı grupların dördü de farklı olmayacaktı. Dördü de farklı değil. Metil grupları farklı karbonlarda aynı grubumuz. Bu aşamadan sonra ikili bağın üzerinden hayali bir düzlem geçtiğini düşünüyoruz. Farklı karbonlardaki aynı gruplar düzlemin aynı yönünde ise burada neydi? Cislik vardı. Görüldüğü gibi farklı karbonlara bağlı olan aynı metil grupları düzlemin aynı tarafında kaldığından dolayı bu izomerlik türü cis izomerliktir. Yani yukarıda belirtilen bileşik aslında cis 2 kloro 3 metil 2 pentendir. Aşağıda da trans 2 kloro 3 metil 2 penten verilmiş. Bu iki bileşik birbirinin geometrik izomeridir. Hatta ikinci öncüldeki trans yapısını da gösterelim. Evet burada da trans 2 kloro 3 metil 2 penten bileşiğinin gösterimini yaptık. Farklı karbonlarda bulunan aynı gruplar düzlemin farklı yönünde. Üçüncü öncül doymamış bir hidrokarbondur. Arkadaşlar yapıda pi bağı olduğundan dolayı doymamış yapıdadır. Ancak bir hidrokarbon değildir. Çünkü yapıda karbon ve hidrojen dışında klor atomu bulunmakta. Hidrokarbon olabilmesi için sadece karbon ve hidrojen olması gerekiyor bileşikte. O halde 3. öncül içinde yanlış diyoruz. Sorumuz doğru olan öncülü sorduğundan cevabımız yalnız iki olan B seçeneğidir. Pentil klorür bileşiğinin yapı formülü verilen izomerlerinden hangisi yanlış adlandırılmıştır deniliyor. A şıkkına baktığımızda karbonlar arası tekli bağ bulunmakta. En uzun karbon zincirini seçiyoruz. Ana zincirimiz karbon ve hidrojen atomlarından oluşmakta. Farklı bir atom giremiyor. O yüzden klor ana zincire dahil değil. Dal olarak düşünülecek. Dalın yakın olduğu uçtan numara verirsek. Sağ taraftan numara verdik. İlişki isimlendirmesini yapalım. Önce dalımızı okuyoruz. Bir kloro. Sonrasında 5 karbonlu alkan ismini söylüyoruz. Pentan. Alkan ismi söylememizin nedeni karbonlar arası bağların tekli olması. A şıkkındaki isimlendirme doğrudur. B şıkkına geldik yine en uzun karbon zincirini seçtik. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz yaygın adlandırma yapılmış. Yani Rx yapısındaki bileşiğimizi R grubunun sonrasında X grubunu söylüyoruz. Bakın klorun bağlandığı karbon atomu nasıl bir karbon atomu? Sekonder bir karbon atomu. Soldaki karbon ve sağdaki karbonla toplamda iki tane karbonla bağ yaptığından dolayı sekonder karbondur. O halde R grubunu adlandırırken Sekonder ekin alması lazım. Toplamda R grubumuz 5 karbonlu olduğu için sekpentil klorür şeklinde bileşiğimiz isimlendirilmeli. Burada ise izopentil klorür denilmiş. Dolayısıyla 5 yakındaki isimlendirme yanlış olmuş. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. İzopentil klorür olabilmesi için ikinci karbona bir tane metil bağlı olması gerekir. Burada ikinci karbonumuza metil bağlı olmadığından izopentil klorür diyemeyiz. Hatta izopentil klorür bileşiğinde Şöyle çizelim. Bileşimiz bu şekilde olsaydı izopentil klorür şeklinde okunurdu. İkinci karbona bir tane metil bağlı. Şunu da eklemek istiyorum. Bir bileşikte izo, neo gibi önekleri kullanabilmek için halojenin bağlı olduğu karbon primer bir karbon olması gerekir. Eğer halojenin bağlandığı karbon primer değilse o zaman bağlı olduğu karbonun türüne göre önek almakta. Mesela buradaki klor Sekonder bir karbona bağlı olduğundan dolayı sekonder ön ekini alıyor. İzo ve neo alınıp kullanabilmek için halojenin primer karbona bağlı olması ve ikinci karbona bir tane metil bağlıysa izo, ikinci karbona iki tane metil bağlıysa da neo ön ekini alması gerekiyor. Diğer öncülleri de kontrol edelim. Bakın burada neo pentil klorür denilmiş. O halde klor primer bir karbona bağlı olması gerekiyor. Bakın klorun bağlı olduğu karbon primer karbon. Tek bir karbonla bağ yapmış durumda. Neo önekini kullanabilmek için şartımız ise ikinci karbona 2 iki tane metil bağlı olması gerekiyor. 2 tane metil bağlı ve toplamda da 5 karbon olduğu için NEO pentil denilmiş. C şıkkındaki isimlendirme de doğru oldu. Neo, izo, sekonder, tersiyer bu gibi önekler kullanıldığında adlandırma toplam karbon sayısına göre yapılmaktaydı. Toplam 5 karbon olduğu için pentil denildi. D şıkkına geldik. Bakın halojenimiz olan klor bu defa tersiyer bir karbona bağlı durumda. Ne demiştik? Halojenimiz primer karbon dışındaki bir karbona bağlıysa o zaman bağlı olduğu karbonun önekiyle adlandırılır. Burada klor tersiyer bir karbona bağlandığı için tersiyer dedik. Toplamda yapıda 5 karbon olduğu için pentil dedik. Ve daha sonra halojenimiz olan klorun ismini söyledik. D şıkkındaki isimlendirme de doğrudur. E şıkkına geldiğimizde sistematik bir isimlendirme karşımıza çıkıyor. En uzun karbon zincirini seçiyoruz. Dalların küçük numarayı alacağı şekilde numara verirsek sol taraftan numara verirsek dallar daha küçük numaralı karbonlara bağlı olacaktır. Sol tarafta yoğunluk daha fazla. Sonrasında dalların yerini ve ismini söyleyeceğiz. Bunu yaparken de alfabeye dikkat ediyoruz. Önce kloru söyleyeceğiz. Sonrasında 2 ve 3. karbonlara metil bağlı 2, 3 dimetil. Ana zincirimiz 4 karbonlu ve karbonlar arası bağlar tekli olduğu için de 4 karbonlu alkan ismini söylüyoruz. Bütan E şıkkındaki isimlendirme de doğru oldu. Sorumuzda yanlış olan isimlendirmemiz B seçeneğindeki isimlendirmemiz de. doğrusu sekonder pentil klorür olması gerekiyordu. Birbirinin izomeri olan X ve Y organik bileşiklerinden aynı koşullarda kaynama sıcaklığı yüksek olanı Y'dir. Buna göre X ve Y bileşikleri yukarıdakilerden hangileri olabilir denilmiş. Birinci öncüle baktığımızda X ve Y molekülleri birbirinin geometrik izomeri durumunda. X molekülü için aynı gruplar düzlemin farklı yönünde olduğu için şöyle hayali bir düzlem çizersek trans izomerisi söz konusu. Y molekülü için de yine ikili bağdan geçecek şekilde hayali bir düzlem çizersek aynı gruplar düzlemin aynı yönünde olduğundan dolayı cis izomeri söz konusu. Birbirinin cis ve trans izomeri olan bileşiklerden cis izomerin kaynama noktası trans izomeri göre daha fazladır. Dolayısıyla cis izomer olan Y'nin kaynama noktası X'e göre daha fazladır yorumunu yapabiliriz. Birinci öncülde aradığımız durum geçerlidir. Ne demiştik? Kaynama sıcaklığı yüksek olan Y olsun istiyorduk. İkinci öncüldeki bileşiğe baktığımızda bu defa birbirinin yapı izomeri olan iki bileşik bulunmakta. İkisinin de kapalı formülü C4H10. Birbirinin yapı izomeri olan bileşiklerde dallanma sayısı arttıkça kaynama noktası düşmekteydi. X molekülüne baktığımızda Ana zinciri seçtikten sonra ana zincirin dışında kalan bir grup var. Yani dal sayımız 1. Y molekülünde ise herhangi bir dallanma yok. Az önce de belirttiğimiz gibi birbirinin yapı izomeri olan bileşiklerden dal sayısı fazla olanın kaynama noktası daha düşüktür. O halde X'in kaynama noktası Y'ye göre daha düşük olacak. Çünkü X'te dal sayısı Y'ye göre daha fazladır. X'in kaynama noktası küçüktür. Dolayısıyla Y'nin kaynama noktası daha büyüktür. Burada da kaynama noktası arasındaki ilişkiyi belirttik. İkinci öncülde de aradığımız durum geçerlidir. Üçüncü öncüle baktığımız zaman yine birbirinin yapı izomeri olan iki bileşik var. İkisinin de kapalı formülü C4H6'dır. Arkadaşlar birbirinin yapı izomeri olan hidrokarbonlardan en yüksek kaynama noktası alkinlere aittir. Sonra alkanlara aittir. Sonra alkenlere aittir. O halde bu sıralama düşünüldüğünde alkin olan y'nin kaynama noktası alken olan x'in kaynama noktasından daha büyüktür. Bu sıralama birbirinin yapı izomeri olan bileşikler için geçerlidir. Yani kapalı formül aynı iken geçerli. O halde 3. öncüldeki bileşikler aradığımız duruma uymakta sorumuzun cevabı E seçeneğidir. C6H14 yani hegzanın aynı koşullardaki izomerlerinden hangisinin kaynama sıcaklığı en düşüktür denilmiş. Dallanma sayısı arttıkça kaynama noktası düşmekteydi. Verilen seçeneklerden dallanmanın en fazla olduğu öncülümüz kaynama sıcaklığının en düşük olduğu bileşiği bize verecek. O halde her bir şık için hızlıca bileşik formüllerini yazalım. En hegzan düz zincirli bir hegzandı. Bileşiğimizde herhangi bir dallanma yok. B şıkkında 2-2 dimetil bütan. Öncelikle 4 karbonu yazıyorum. İkinci karbona 2 tane metil bağlı. Eksik bağ sayısı kadar hidrojen ekliyoruz. Buradaki dal sayımız 2'dir. Bildiğiniz üzere ana zincirin dışında kalan gruplara dal diyorduk. 2 tane metil grubu dal olarak karşımıza çıkmakta B şıkkı için. C şıkkında izohexan denilmiş. İzo kullanabilmek için ikinci karbona bir tane metil bağlı olması gerekir. Toplam karbon sayısının 6 olacağı şekilde bir tamamlıyoruz. Ana zinciri seçelim. Ana zincirin dışında bir tane grubumuz olduğu için dal sayımız 1'dir. D e şıkkına geldik. 3 metil pentan denilmiş. Pentan denildiği için 5 tane karbon çiziyorum. 3. karbona bir tane metil bağlı. Eksik bağ sayısı kadar hidrojen yazıyorum. Ana zincirimizi seçtik. Burada da bir tane dalımız var. Son olarak E şıkkına geldik. 2 metil pentan denilmiş. Yine 5 tane karbon çiziyorum. Bu defa ikinci karbona bir tane metil bağlı eksik bağ sayısı kadar hidrojen yazıyoruz. Bildiğiniz üzere karbon bileşiklerinde 4 bağ yapmaktaydı. Ana zinciri seçtik. Ana zincir dışında kalan yine bir tane grubumuz var. Dolayısıyla dal sayımız 1'dir. Aynı kapalı formüle sahip hidrokarbonlardan dal sayısı arttıkça kaynama noktamız azalmaktaydı. Dolayısıyla dal sayısının daha fazla olduğu 5 şıkkındaki kaynama noktası en düşüktür. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin izomeri yanlış verilmiştir deniliyor. İzomerliğin tanımı neydi? Kapalı formülün aynı, açık formülün farklı olduğu bileşikler birbirinin izomeridir. Öncelikle kapalı formülleri kontrol edelim. A şıkkında 6 karbonlu bir alkan var. Kapalı formülümüz C6H14. B şıkkında da yine 6 karbonlu bir alkan bulunmakta. Kapalı formülümüz C6H14 açık formüllerinde birbirinden farklı olduğunu görmekteyiz. A şıkkında ikinci ve üçüncü karbona birer metil bağlanmış. B şıkkında ise ikinci karbona iki tane metil bağlanmış. Dolayısıyla kapalı formüller aynı açık formüller farklı olduğu için A şıkkında verilen bileşikler birbirinin izomerisidir. B şıkkına baktık. Yapıda bir alka diyen var. Karbon sayımız 6, hidrojen sayımız 10'dur. B şıkkında bir alken var. Burada da karbon sayımız 6, Hidrojen sayımız 10'dur. Hatırlarsak, alka dien ve sikloalkenlerin genel formülü CnH2n-2 idi. Genel formülü hatırlamayan arkadaşlar için de karbonun 4 bağ yapması gerektiğinden dolayı, eksik bağ sayısı kadar yapılarda hidrojen bulunması gerektiğinden yola çıkarak bileşikteki, özellikle halkalı yapıdaki bileşikteki hidrojen sayılarını tespit edebilirsiniz. Mesela şuradaki karbonda şu an 2 bağ yaptığı için 4 bağ yapabilmesi için 2 tane hidrojen olması gerekiyor. Buradaki karbonumuz 3 bağ yapmış durumda. 1 hidrojenle bağ sayısını 4'e tamamlayacak. Yine burada 1 hidrojen var. Bu bileşiğimizde ise şu an 3 bağ yapmış durumda. 1 tane hidrojenle bağ sayısını 4'e tamamladı. Görüldüğü gibi toplamda halkada 3, 4, 5, 5 tane daldan 10 tane hidrojen bulunmakta. Dolayısıyla bu iki bileşikte kapalı formülü aynı açık formülü farklı olduğu için birbirleriyle izomerdirler. C şıkkına geldik yine siglo alken bileşiği toplam karbon sayımız 6 Az önce genel formülü yazmıştık. Alka diyen, sigloalken hatta alkinler için bu genel formül geçerlidir. Burada da bir sigloalken olduğu için karbon sayımız 6. 5 tane halkadan, bir tane daldan. Genel formülde hidrojen sayısını yerine koyduğumuzda karbonun 2 katından 2 eksik olacak. Yani 10 tane hidrojen olacak. Diğer bir işe baktığımızda yapıda bir halka var. Yani bir sigloalkan var. Bir de alken grubu var. Sikloalkanların genel formülü CNH2N'di. Yapıya ekstradan bir de pi bağı geldiği için iki tane hidrojen de buradan eksilecek. Genel formülümüz CNH2 n 2 olacak. Yapıda toplam 6 karbon olduğundan dolayı C6 hidrojen sayısı da karbonun 2 katından 2 eksik olacaktır. Yani 10 olacaktır. Genel formülü şöyle de aklımızda tutabiliriz. Her halka ve her pi bağı alkan genel formülüne göre her zaman 2 hidrojen eksiltir. Alkanların genel formülü CNH2 artı 2 idi. Yapıda halk olduğundan dolayı 2 hidrojen eksilttik. Bir de pi bağından dolayı 2 hidrojen eksildi. Toplam 4 hidrojen eksiltirsek genel formülümüz CNH2 eksi 2'ye ulaşacak. Yine hidrojen sayısını bulmakta zorlanan arkadaşlar için karbonun 4 bağ yapması gerektiğinden yola çıkarak halka üzerindeki hidrojen sayılarını gösterelim. Buradaki karbonumuz şu an 2 bağ yapmış durumda. 4 bağ yapabilmesi için 2 tane hidrojen içermesi gerekecek. Aynı şekilde alttaki karbon da 2 bağ yaptığı için 2 tane hidrojen daha olması lazım. Burada da yine 2 bağ yapmış durumda. 4'e tamamlamak için 2 hidrojen ekledik. Üstteki karbonumuz şu an 3 bağ yapmış durumda. 4. bağını hidrojenle yapacak. Hidrojen sayılarını sayarsak 2 hidrojen buradan, 2 buradan 4, 6, 7, 2 buradan 9, 1 de CH grubundan toplam 10 hidrojenimiz bulunmakta. Bileşiklerimizin kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olduğu için bu bileşikler de birbirinin izomeridir. D şıkkına geldik. Bir alkin bileşiği. Kapalı formülümüz C4H6. Burada ise bir sigloalken bileşiği var. Sigloalkenlerde genel formülü CNH2N-2 yani diye söylemiştik. Toplam karbon sayımız 4. Hidrojen sayımız da karbonun 2 katından 2 eksik olacağı için 6 olacaktır. Yine kapalı formüller aynı, açık formüller farklı. Bu iki bileşik de birbirinin izomeridir. Alkadaki hidrojenleri de yine gösterelim. 4 bağ yapmak için şurada 3 bağ yapmış karbonumuz. 4. Bağı hidrojenle, 4. Bağı hidrojenle ve 4. Bağı hidrojenle. Toplamda 1, 2, 3, 3 de buradan 6 hidrojen bulunmakta. Son olarak e şıkkına geldiğimizde yapımız siglo alka dien bileşiği. Genel formül Cn H2N eksi 4'tür. Halkadan dolayı 2 hidrojen. 2 tane de pi bağı var. 4 hidrojen de buradan eksildi. Toplam alkan formülüne göre 6 hidrojen eksilecek. 6 hidrojen eksildiği zaman genel formül bu oluyor. Karbon sayımız 6. Hidrojen sayımız normalde karbonun 2 katından 4 eksik olacak. Yani 12 eksi 4 8. Ancak yapıda hidrojen yerine 2 tane de halojen var. O zaman 2 tane hidrojen ekstra eksiltiyorum. 8'den 2 çıktı. 6 kaldı. Bunun yerine bir tane klor bir tane de brom bağlanmış. Kapalı formüller aynı. Bakalım açık formüllerimiz farklı mı? Bunun tespiti için de isimlendirmeyi kullanacağız. Eğer isimlendirmemiz aynı çıkarsa açık formüller aynıdır. Dolayısıyla birbirinin izomeri değildir diyeceğiz. Arkadaşlar halkalı alkenlerde eğer ikili bağda bir dal varsa her zaman için İkili bağda dal bulunan karbona bir numaralı karbon diyeceğiz. İkili bağ bir ve ikinci karbonlar arasında olmak zorunda olduğundan dolayı mecburen biz saat yönünde ilerleyeceğiz. Bu şekilde numara vereceğiz. E şıkkındaki bileşikte de yine ikili bağın olduğu yerde bir dal var. O halde burası birinci karbon olacak. Yine ikili bağ her zaman bir ve ikinci karbonlar arasında olmak zorunda olduğu için bu defa da saat yönü tersinde numara vereceğiz. İsimlendirmeye geçelim. Öncelikle dalları söylüyorduk. Bunu yaparken de Alfabetik önceliğe göre yapacaktık. Brom önce geldiği için ilk brom'u söylüyoruz. 1-bromo, 3-kloro ikili bağların yerlerini belirtelim. 1 ve 4'te bulunmakta. 1-4-siglo 6 karbonlu olduğu için 2 iki tane ikili bağ olduğu için diyen diyoruz. Diğer birleşimize geldik. Yine alfabetik önceliğe göre isimlendirme yaparsak dallar için 1-bromo, 3-kloro İkili bağların yerlerini belirtelim. 1'de ve 4'te. 1, 4, 6 karbonlu halkalı bir yapı olduğu için siglo, egza 2 iki tane ikili bağ olduğu için diyen diyoruz. Görüldüğü gibi iki bileşiğimizin ismi de aynı çıktı. Demek ki bu iki bileşiğin açık formülü de aynı. İzoberliğin şartını tekrar hatırlarsak kapalı formül aynı açık formül farklı olmak zorundaydı. Burada hem kapalı formül aynı hem de açık formül aynı olduğundan dolayı e şıkkındaki bileşikler izomer değil, birebir aynı bileşiktir. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. 1x hidrokarbonunun 2.7 gramının tamamen yakılması sonucunda 8.8 gram karbondioksit gazı elde ediliyor. Buna göre x yukarıdakilerden hangileri olabilir denilmiş. Öncelikle oluşan karbondioksitin molünü bulalım. 1 mol karbondioksit birişi 44 gramdır. Atom ağırlıkları verilmiş arkadaşlar. Buradan hesaplarsak 1 çarpı 12 karbondan 2 çarpı 16 da oksijenden toplam 1 molü karbondioksidin 44 gram yapmakta. Elimizde 8,8 gram karbondioksit bulunduğuna göre kaç moldür diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 0,2 mol karbondioksit elimizde bulunmakta. Peki 0,2 mol karbondioksidin içerisinde kaç mol karbon vardır dersek 0,2 mol karbon bulunur. Hidrokarbonlar yandığında oksijenle olan tepkimeler yanma tepkimesiydi. Karbondioksit ve su oluşmaktaydı. O halde karbondioksit miktarından birleşikteki karbon miktarını yine oluşan su miktarından da bileşikteki hidrojen miktarı ile ilgili bilgi sahibi olabiliriz. Karbondioksit miktarından az önce de belirttiğim gibi 0,2 mol karbon geldiğine göre buradan gelecek kütleyi mol formülünde yerine yazarsak Elimizde 0,2 mol karbon var. Kütlesini bulmaya çalışıyoruz. Karbonun mol ağırlığı 12 idi. Buradan karbon kütlemiz arkadaşlar 2,4 gram gelecek. Bakın bileşimiz bir hidrokarbondu. Yani sadece karbon ve hidrojen elementlerinden oluşmaktaydı. Toplam kütlenin 2,7 gram olduğu bize belirtilmiş. Bunun 2,4 gramı karbon olduğuna göre kalan miktarı hidrojendir. Bu da 0,3 gramdır. 0.3 gramda elimizde hidrojen var. Basit formülü bulurken ne yapıyorduk? Elementlerin mol oranı bize basit formülü vermekteydi. Bunu bir yazalım. Elimizdeki karbon molünü zaten 0.2 mol karbon olarak bulmuştuk. 0.3 gram hidrojen kaç mol yapar dersek mol formülünde hesaplayalım hemen. n eşittir, kütlemiz 0.3 gram hidrojen için hidrojenin atom ağırlığı da soruda 1 olarak verilmiş. Buradan hidrojenin molü arkadaşlar 0,3 moldür. Demek ki elimizde 0.3 molde hidrojen bulunmakta. Bunu da çizdik. Notumuzu buraya yazmıştık. Elementlerin mol oranı basit formülü verir. Karbonun molü 0,2 mol. Hidrojenin molünde 0,3 mol bulduk. O halde bileşimizin basit formülü tam sayılı haliyle düşünürsek C2H3'tür. Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangilerinin basit formülü C2H3 olabilir bunu kontrol edeceğiz. Alka diyenlerin genel formülü CnH2n 2 idi. Ancak şunu kaçınmayalım. Bir bileşiğin alka diyen olabilmesi için en az 3 karbonlu olması gerekiyor. Bizim bileşiğimizin basit formülü C2H3'tü. Yani 3 karbondan daha küçük bir değer çıkmakta. O halde daha kolay yorumlayabilmek için bütün öncüllerin 4 karbonlu değerlerini kontrol edelim. 4 karbon için değer verelim diyelim. Böylelikle yorumumuz daha kolay olacak. Her bileşin 4 karbonlu hali üzerinden basit formülün C2H3 olup olmadığını kontrol edelim. Alka diyenimizde karbon sayımız 4 olduğunda yerine koyarsak hidrojen sayımız karbonun 2 katından 2 eksik olacak. Yani 4 kere 2 8 8'den 2 çıkardık 6. C4H6'nın basit formülü en sade şekli C2H3 yapıyor mu? Evet yapıyor. O halde birinci öncülüğümüz X bileşi bir alka diyen olabilir şeklinde yorum yapacağız. İkinci öncülümüz bir alkan. Alkan için genel formülümüz CNH2N artı 2 idi. Yine alkan içinde 4 karbonlu üyesini düşünelim. C4 ise H10 olacak. Basit formülü aldığımızda burada C2H5 yapıyor. Bizim basit formülümüz C2H3'tü. O yüzden X bileşiği bir alkan olamaz. Üçüncü bileşiğimiz alken sigloalken denilmiş. alkenlerin genel formülü de CNH2N-2 idi. 4 karbonlu üyesini düşündüğümüzde karbon sayısı 4 ise hidrojen sayısı 6 olur. Bu bileşiğimizin basit formülü C2H3 olabilir. 3. öncülde aradığımız X bileşiğine uygundur. 4. öncül alkin. Alkinlerin de genel formülü CnH2n-2 idi. 4 karbonlu üyesini düşünürsek yine C4H6 bileşiği karşımıza çıktı. Basit formülünü aldığımızda C2H3'e uymaktadır. 4. öncülde X bileşiği olabilir. O halde Yukarıdakilerden hangileri olabilir denildiği için sorumuzun cevabı 1 3 ve 4 olan D seçeneğidir. Tepkimesinden elde edilen alkenlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Tepkimeye baktığımızda alkolün 170 derecede asit katalizörlüğünde verdiği ayrılma tepkimesi istenmiş bizden. Alkollerden belirtilen koşullarda su ayrılarak alkenler oluşacak. Oluşan alkeni belirlerken ana ürün Zaitsev kuralına göre belirlenir. Bu kurala göre hidroksidin ayrıldığı karbona komşu olan karbonlardan hidrojene az olan karbondan hidrojen ayrılacak ve toplamda alkol bileşimimizden OH ve H olmak üzere su çıkışı olacak. O halde ilk olarak ana ürünümüzü yazalım. Soldaki karbona dokunmadık. CH'tan OH ayrılacak. Ayrılma olduğundan dolayı tekli bağ ikili bağ dönüşecek. Pi bağ oluşacak. Yine buradaki karbondan da hidrojenimiz ayrıldı. Yukarıda C2H5 bağlıydı bu karbona ve sağ taraftaki CH3'ü yazdık. Bu bizim ana ürünümüz. Tekrarlıyoruz. Ana ürün zaitsev kuralına göre oluşur. Ana ürünü oluştururken alkol bileşiğinden OH'ın ayrıldığı karbona komşu olan karbonlardan hidrojeni az olandan hidrojen ayrılır. Yan ürün oluşurken ise yukarıdaki durumun tersi geçerlidir. OH'ın ayrıldığı karbona Komşu olan karbonlardan hidrojeni çok olandan hidrojen ayrılırsa da yan ürün oluşur. Bunu da yazalım. Soldaki karbondan bir hidrojen ayrıldı. CH2'ye dönüştü yapı. Yine ayrılmanın gerçekleştiği karbonlar arasında pi bağı oluşacak. Burada OH yapısı ayrılmıştı. Diğer yapılara dokunmuyoruz. Bu ürünlerle beraber bir de ne oldu? Su çıkışı gerçekleşti. Kısaca alkollerden su ayrıldığında alken bileşikleri oluşur. Ana ürünümüz zayıt sev ürünüdür. Öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül ana ürün 3 metil 2 pentendir denilmiş. İkili bağı içeren en uzun karbon zincirini seçtik. İkili bağın yakın olduğu uçtan numara vereceğiz. Sol taraftan numara verirsek ikili bağ daha küçük numaralı karbonlara bağlanmış olacak. Burada C2H5 denildiği için 2 tane karbon var. 4-5 diyoruz. Öncelikle dalımızı yazıyoruz. Ana ürün için yapıyorum isimlendirmeyi. Ana zincirimizin dışında kalan gruplara dal diyorduk. 3. karbona metil dalımız bağlı. Daha sonra ikili bağ yerini belirtiyoruz. 2 ve 3. karbonlar arasında 2 dedik. Sonrasında alkinimiz 5 karbonlu olduğu için penten ismini kullanacağız. 3 metil 2 penten ana ürün ismi için doğrudur. 2. öncül yan ürün cis trans izomeri göstermez. Yan ürünü yazmıştık. Bu bizim yan ürünümüzdü. Cis-trans izomerliği karbon-karbon ikili bağında aranır. Bu ikili bağdaki karbonlardan birine bile aynı iki grup bağlıysa cis-trans izomeri yoktur diyorduk. Bakın soldaki karbonumuzda iki tane aynı grup bağlı, iki tane hidrojen bağlı. Dolayısıyla bu bileşik cis-trans izomerliği göstermez. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül, oluşan ürünlerin birer mollerine bir mol brom katılabilir. Bunun için karbonlar arası pi bağ var mı yok mu buna bakacağız. Ürünlerimiz alken bileşikleri olduğundan dolayı karbonlar arası pi bağ bulunmakta. Dolayısıyla bir pi bağ olduğu için bir mol bileşik için bir mol brom katılır yorumunu yapabiliriz. Hatırlarsak pi bağ sayısı kadar molekül katılabiliyordu. Bileşiklerimizin birer mollerinde bir mol pi bağ olduğundan dolayı bir mol brom katılabilir yorumunu yapıyoruz. Üçüncü öncül de doğrudur. İkili bağda bir pi bağ olduğunu da hatırlatmış olalım. Soru bize doğru olan öncülleri sormuştu. Cevabımız 1, 2 ve 3. öncülleri içeren E seçeneğidir. Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde elde edilen organik bileşik cis trans izomerisi gösterir? Öncelikle tepkimeleri yazalım. Birinci öncülde alkin bileşiğimize hidrojen bromür katılması istenmiş bizden. Arkadaşlar katılma karbon karbon pi bağına gerçekleşiyordu. Pi bağı bulunan karbonlarda hidrojen olmadığından dolayı Markovnikov uygulamamıza gerek yok. Pi bağının bulunduğu karbonlardan istediğimize hidrojen, istediğimizde brom bağlayacağız. Oluşan bileşiği yazalım. Soldaki CH3'e dokunmadık. Sağ taraftaki karbonumuza hidrojen bağlansın dedik. Burası CH oldu. Üçlü bağ, ikili bağ dönüştü. Buradaki karbona da brom bağladık. Tekli bağ CH3 diyoruz. İkinci tepkimemizde alkolün asit katalizörlüğünde ayrılma tepkimesi sorulmuş. Bu tepkime sonucunda su çıkışı olacak. Alkoldeki OH ayrıldıktan sonra OH'ın ayrıldığı karbonlardan hidrojeni az olandan hidrojen ayrılacak. Biz bu kurala zayıt sev kuralı diyorduk. O halde oluşan bileşiği yazalım. Sol taraftaki CH3'e dokunmadık. CH'dan OH ayrıldı. Diğer karbondan da hidrojen ayrılacak. Ayrılmanın gerçekleştiği karbonlar arasında pi bağı oluşacak ve sağ taraftaki CH3 yapısı oluştu. Burada bir alken oluşumu söz konusu oldu. Alkollerden su ayrıldığında alkenler oluşur. Tekrarlıyorum ana ürün Zaitsev kuralına göre yazılır. Zaitsev kuralı OH'ın ayrıldığı karbona komşu olan karbonlardan hidrojeni az olandan hidrojen ayrılır diyordu. Üçüncü öncülüğe baktığımızda amonyaklı gümüş çözeltimiz var. Biz bu çözeltiye Tollens çözeltisi diyorduk. Bu tepkimeyi uç alkinler vermekteydi. Tepkimemiz bir yer değiştirme tepkimesi şeklinde gerçekleşmekteydi. Üçlü bağın olduğu karbondaki hidrojenle Tollens'teki gümüş iyonu yer değiştirecek ve beyaz bir çökelek oluşacaktı. Oluşan bileşiği yazalım. Uç alkinimizdeki hidrojen yerine gümüş bağlandı. Şimdi sorumuz bize oluşan bileşiklerde cis trans izomeri göstereni sormuştu. Öncelikle cis trans izomerliği karbon karbon ikili bağında aranır. Üçüncü öncülde ikili bağ olmadığından dolayı, üçlü bağ olduğundan dolayı cis trans izomeri yoktur arkadaşlar. Birinci öncüle bakarsak karbon karbon ikili bağını inceliyoruz. Cis trans izomerisinin olabilmesi için ikili bağdaki bulunan bir karbona aynı iki grubun bağlı olmaması gerekir. İkili bağdaki karbonlara baktığımız zaman bu karbonlara aynı iki grubun bağlı olmadığını görüyoruz. Yine bir başka şartta ikili bağdaki bulunan karbonlara 4 farklı grubun da bağlı olmaması lazım. Yapıya baktığımızda farklı karbonlarda metil grupları aynı gruptur. Dolayısıyla burada cis trans izomeri vardır. 4 grupta farklı olmadığı için cis trans izomeri var dedik. Birinci öncül aradığımız durumdur. İkinci öncüle baktığımızda yine karbon karbon ikili bağını inceleyecektik cis trans için. İkili bağda bulunan bir karbona iki aynı grup bağlı olmaması gerekir. Burada da yine ikili bağda bulunan bir karbona aynı iki grup bağlı değil. Şu hidrojenleri isterseniz açık haliyle yazalım. Böyle silelim. Daha rahat göreceğiz. Şöyle gösterelim. Görüldüğü gibi ikili bağda iki karbonlar aynı iki grup bağlı değil. Toplamda ikili bağda bulunan karbonlara 4 farklı grup da bağlı değil. Aynı gruplar bulunmakta. Farklı karbonlarda aynı grupların bağlı olmasını istiyoruz. Bakın hem hidrojen hem metil grupları aynı. Dolayısıyla bunlar cis transizomerliği gösterebilir. Farklı karbonla bulunan aynı gruplar düzlemin aynı yönünde ise cis, farklı yönünde ise transizomerisi gösterirler diyorduk. O halde sorumuzda verilen tepkimeler sonucunda oluşan ürünlerden Birinci ve ikinci ürünümüz cis transizomeri gösteriliyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Verilen bileşiğin 27 gramının yeterli miktar amonyaklı gümüş nitrat ile tepkimesi sonucunda 80,5 gram beyaz çökerek oluşuyor. Buna göre belirtilen bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisinin özel bir ismi vardı. Tollens çözeltisiydi. Tollens ile uç alkinler yer değiştirme şeklinde tepkime veriyordu. Baktığımız zaman alkin yapımıza karbonlar arasındaki üçlü bağ bir ve ikinci karbonlar arasında. Dolayısıyla bu alkinimiz bir uç alkindir. O halde uç alkinle ile tollens çözeltisi arasında bir yer değiştirme tepkimesi olacak. Yer değiştiren maddeler ise üçlü bağda bulunan karbondaki hidrojen ile tollensteki gümüş iyonudur. Tepkimeyi yazalım. Tollens diyelim. Tollensin olayı gümüş iyonlarının içermesi arkadaşlar. Bu tepkime sonucunda az önce de belirttiğim gibi alkinin üçlü bağdaki karbonunda bulunan hidrojenle gümüş yer değiştirecek. Bu tepkime sonucunda beyaz renkli bir çökelek oluşuyor. Bu da bizim çökeleğimizin formülü. Yan ürünler bizi ilgilendirmiyor burada. Şimdi oluşan çökeleğimizin kütlesi 80,5 grammış. R grubumuz alkil grubu ifade etmekteydi. Alkanlardan bir hidrojen çıkmasıyla oluşuyordu. Alkanların genel formülü CNH2N artı 2 idi. Bir hidrojen çıkarsa alkil elde ediliyor dedik. O yüzden R grubunun genel gösterimi CNH2N artı 1'dir. Şimdi alkinimiz ve beyaz çökelek yapılarına baktığımızda alkinimiz 27 gramdı. Beyaz çökeleğimiz 80,5 gramdı. Aradaki farkımız 80,5 eksi 27 dersek 53,5 gramlık bir fark var. Peki atomlara baktığımızda ne oluyordu? Hidrojen yerine gümüş bağlanıyordu. Eğer bileşiklerimiz 1 bir mol olsaydı gümüşümüzün ağırlığı 108 hidrojenimizin ağırlığı 1 107 gramlık bir fark olacaktı arkadaşlar. Yani 1 mol bileşiğimizle yani 1 mol 3 alkinden yani 1 mol 3 alkinle 1 mol beyaz çökelek arasında sadece gümüş ve hidrojen atomları arasındaki fark kadar fark olacağı için bu atomlarında birer mollerin ağırlıkları bize verilmiş 108-1'den 107 gramlık fark olacaktı. Şu an ise elimizde 53,5 gramlık bir fark var. Şöyle diyorum. 1 mol olsaydı 107 gramlık fark vardı. Şu anki farkımız ise yukarıda hesaplamıştık. Tepkimeden bulduğumuz 53,5 gramlık bir fark var. O halde bileşikler kaç moldür dersek içler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan bileşiklerin 0,5 mol olduğunu görmekteyiz. O halde bu tepkime 0,5 mol uç alkinle tollens çözeltisi arasında gerçekleşmiş ve 0,5 mol beyaz çökelek oluşmuş. Beyaz çökeleğin molünün 0,5 mol olduğunu ise tepkimedeki katsayı oranlarından anlıyoruz. Katsayı birken 0,5 mol tepkimeye girmişse katsayı birken de 0,5 mol madde oluşmuştur. Buradan yola çıkarak başlangıçtaki alkinin kaç karbonlu olduğunu bulalım. 0,5 molü 27 gram ise 1 molü nedir diyelim? Buradan 54 gram gelmekte. Alkinlerin genel formülünü hatırlarsak CnH2n-2 idi. Karbon sayımız n tane var. Atom ağırlığı karbonun 12. Hidrojen sayımız 2n-2 tane var formülde. Atom ağırlığı hidrojenin 1. Bu değer toplamı 1 mol eşittir. O da 54 grammış. Yukarıda bulduk. Denklemimizi çözelim. 14N-2 54 14N eşittir 56 Buradan N 4'tür. Yani başlangıçtaki alkinimiz 4 karbonlu bir alkindir. Hatta 4 karbonlu bir uç alkindir. 4 karbonlu uç alkinimizde bir bütün bileşiğidir arkadaşlar. Birinci öncül doğrudur. Hatta yapımızın açık şeklinde yazalım. 4 karbonlu olması için R grubunun C2H5 olması lazım. Bileşiğimiz şu şekilde. İkinci öncül siglobutan ile yapı izomeridir. Siklobuten, siglo-alken bileşiğidir. Sigloalkenlerin genel formülü CnH2n-2'dir. Yine alkinlerin de genel formülü CnH2n-2 idi. Baktığımız zaman siglobutan 4 karbonlu bir sigloalkendir. O halde her iki bileşiğin de kapalı formülü C4H6'dır. O halde bileşiklerimizin kapalı formülü aynı. Açık formülü farklı olduğundan dolayı bunlar birbirlerinin yapı izomerisidirler. Üçüncü öncül bromlu suyun rengini giderir. Karbonlar arası pi bağı bulunan maddeler bromlu suyun rengini giderir. Yapımızda da karbonlar arasında pi bağı olduğundan dolayı bromla katılma tepkimesi verir ve bromlu suyun rengini giderebilirler. Üçüncü öncül de doğrudur. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1-2-3 olan E seçeneğidir. Birbirinin izomeri olan X ve Y hidrokarbonlarından oluşan 0.5 mol'lük karışım ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre X ve Y aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle arkadaşlar birbirlerinin izomeri olması kapalı formüllerinin aynı olması anlamına geliyor. Yani kapalı formül aynı olduğundan dolayı elimizde sanki tek bir bileşik formülü varmış gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla sorumuzu 0.5 mol'lük bir X bileşiği ile ilgili olarak düşünebiliriz. Tek bir bileşik var gibi yorumlayalım yani. Verilen bilgilere baktığımızda tamamen yanması sonucunda 88 gram karbondioksit gazı açığa çıkıyor denilmiş. Açığa çıkan karbondioksidin molünü bulalım. Bunun içinde karbondioksidin mol ağırlığını hesaplayacak olursak 1 çarpı 12 karbondan 2 çarpı 16 da oksijenden toplam 44 gram gelmekte. O halde 1 mol karbondioksit 44 gram ise 88 gram karbondioksit kaç moldür dersek buradan elimizde 2 mol karbondioksit bulunduğunu görüyoruz. Tabii ki bu karbondioksit miktarı kaç mol bileşik yandığında açığa çıkıyor? 0,5 mol. O halde şöyle diyorum. 0,5 mol x yandığında 2 mol karbondioksit açığa çıkarsa bileşiğimizin 1 molü yansaydı kaç mol karbondioksit açığa çıkardı? Buradan 4 mol karbondioksit açığa çıkar. Arkadaşlar hatırlarsak Hidrokarbonlar yandığında karbondioksit ve su açığa çıkmaktaydı. Yanma tepkimesi sonucunda açığa çıkan karbondioksit o bileşikteki karbon sayısı ile ilgili bilgi verirken yanma sonucunda açığa çıkan su ise o bileşikteki hidrojenle ilgili bilgi vermekteydi. O halde 4 mol karbondioksitte 4 mol karbon atomu vardır diyebiliriz ve bu da 1 mol X bileşinin yanması sonucunda açığa çıkıyordu. O halde X bileşiğindeki Karbon sayımız 4'tür. Verilen öncüllere bakarak 4 karbonlu olmayan varsa onu bir eleyelim. Bakın X bileşiğindeki karbon sayımız 3 elendi. D e seçeneğinde karbon sayımız 5 yine bu öncülde eledik. İkinci bilgimize bakalım. Karışımı doyurmak için normal koşullarda 16.8 litrelik hidrojen gazı gerekli. Bir karışımı doyurmak için gerekli olan molekül sayısıyla pi bağ sayısı doğru orantılıdır. Öncelikle 16.8 litre kaç mol yapmakta? Bunu hesaplayalım. Normal koşullarda tüm gazların 1 molü 22,4 litreydi. Elimizde 16,8 litre olduğuna göre kaç moldür dersek? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan 0,75 mol hidrojen gereklidir diyoruz. Tabii ki bu değer 0,5 mol x bileşiği için gerekli. Şimdi arkadaşlar burada şuna çok dikkat edelim. Elimizde kapalı formüllere aynı olan bir karışım var. Ancak kapalı formüller aynı olsa bile formüllerdeki pi bağ sayısı birbirinden farklı olabilir. O halde şöyle yorum yapacağız. Karışımda bulunan maddelerin her ikisinden de 1 mol olsaydı karışım kaç mol olurdu? 2 mol olurdu. Karışımdaki her bir maddenin birer mol olduğunu düşünerek toplam pi bağ sayısı ile ilgili yorum yapacağız. Yani karışımdaki her madde birer mol ise o zaman karışımın toplamı 2 molmuş gibi düşünelim. Denklemimizi buna göre kuralım. 0,5 mol karışımda 0,75 mol hidrojen gazı katılabiliyor ise Karışım 2 mol olduğunda yani her birinden birer mol aldığımızı düşünelim Kaç mol pi olur Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 1'e 4 oranı var bakın 0,5 ile 2 arasında 3 mol hidrojen katılabilir diyoruz Katılma tepkimesi ile ilgili yaptığımız yorumu tekrar hatırlatıyorum Karışımdaki pi bağ sayısı kadar hidrojen molekülü katılabilir o halde her iki maddenin birer mol olduğunu düşündüğümüzde toplam katılan hidrojen sayısı 3 moldür. Dolayısıyla iki bileşiğin formülü toplamında toplam 3 pi bağı bulunması gerekir. Kalan öncüllerde bu duruma dikkat edeceğiz. B şıkkına baktığımızda birinci öncülde 1 pi bağı var. Pi bağı sayısında nasıl buluyorduk onu da hatırlayalım arkadaşlar. Tekli bağda sadece 1 sigma vardı. İkili bağda 1 sigma 1 pi vardı. Üçlü bağımızda 1 sigma 2 pi vardı. Bu durumu dikkate alarak pi bağ sayısını yorumlayalım. E şıkkında x'ten 1 pi bağ geldi. Y'de pi bağı yok. O halde 3 pi bağı gelmedi toplamda. B'yi eledik. C şıkkına geldik. X'de 2 iki tane ikili bağ var. Yani 2 pi bağı buradan geldi. Y'den de 1 pi bağı geldi. Aradığımız 3 pi bağı burada söz konusu. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Son olarak E şıkkına da bakalım. E şıkkında üçlü bağdan 2 pi bağ geldi. Y'de pi bağ yok. O halde aradığımız 3 pi bağ koşulu burada da sağlanmadı. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği dedik. Verilen bilgilerden birinci bilgiden hidrokarbonumuzun 4 karbonlu olduğunu bulduk. İkinci bilgiden de toplamda 3 pi bağ olması gerektiğini bulduk formüllerde. Bu koşulu sağlayan seçenek C şıkkında verilmiştir. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 4 karbonlu bir bütin ve Y hidrokarbonlarından oluşan karışımın 1 molüne sırasıyla uygulanan işlemler ve sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre bir bütinin mol sayısı olan N ve Y'nin açık yapı formülü hangi seçenekte doğru verilmiştir deniliyor. Bilgilere baktığımızda birinci işlem yeterli miktarda amonyaklı bakır 1 nitrat çözeltisinden geçirildiğinde 46,8 gram çökerek oluşuyor denilmiş. Amonyaklı bakır bir nitrat çözeltisinin özel ismi Fehling çözeltisiydi. Fehling çözeltisi hidrokarbonlardan uç alkinlerle tepkime vermekteydi. Bu tepkime yer değiştirme tepkimesi şeklinde gerçekleşmekteydi. O halde tepkimeyi bir yazalım. Bir bütün bileşiği üçlü bağın birinci karbonda olduğu dört karbonlu alkinimizdi. Artı Fehling diyorum. Burada gerçekleşen tepkime Fehling çözeltisinde bulunan bakır iyonuyla Uç üçlü bağındaki karbona bağlı hidrojenin yer değiştirme tepkimesi şeklinde gerçekleşecekti tepkimemiz. O halde tepkimemizi yazalım. Bu tepkime sonucunda kırmızı bir çökelek oluşmakta. Hidrojen yerine artık bakır bağlandı. Oluşan çökelek kütlesi 46,8 gram olarak bize verilmiş. Mol hesabı yapacağız. Bileşimimizin bir molünü hesaplayalım. Yapıda toplam 4 tane karbon bulunmakta. 4 çarpı 12 karbondan geldi. 5 tane hidrojen bulunmakta. 5 çarpı 1 hidrojenden geldi. 1 tane de bakır bulunmakta. 1 çarpı bakırın ağırlığı 64 olarak bize verilmiş. Buradan 1 mol kırmızı çökeleğimiz 117 gram geliyor. Şimdi mol hesabı yapalım. 1 mol kırmızı çökeleğimiz 117 gram ise elimizde 46,8 gram Kırmızı çökelek var. Kaç mol yapar? Buradan 0,4 mol sonucuna ulaşıyoruz. Oluşan kırmızı çökeleğimizin molü 0,4 molmuş. Arkadaşlar dikkat edersek oluşan kırmızı çökeleğimizin kat sayısıyla uç halkinimizin kat aynı. O halde katsayı sayı birken 0,4 mol kırmızı çökelek oluşmuşsa katsayı sayı birken bu tepkime de 0,4 mol uç halkin tepkimeye girmiştir yorumunu yapabiliriz. Toplam karışımın bize 1 mol olduğu soruda belirtilmişti. O halde bu karışımda bulunan bir bütünün molü 0,4 mol olacaktır. Yani n değeri 0,4 olacak. Diğer şıkları eleyelim. A, C ve E şıkları elendi. Bizden istenilen diğer bilgi Y'nin formülüydü. Bunun için ikinci işleme bir bakalım. Karışımdan geriye kalanı, geriye kalanı arkadaşlar 0,6 mol Y bileşiği. Karışımın toplamı 1 mollü 0.4'ü 1 bütün ise geriye kalanı 0.6 mol Y bileşiğidir. Bu maddemiz kütlece %60'lık 320 gram bromlu suyun rengini gideriyor. Bromlu suyun rengini giderdiğine göre yapımızda pi bağı bulunmakta. Öncelikle tepkimeye giren bromlu suyun kaç mol olduğunu bulalım. Bromlu suyun tamamı %100'ü 320 gram ise bunun %60'ı saf brommuş. Tepkimeye giren saf bromdur. Sadeleştirmeleri yapalım. Şu sıfırları götürmüş olalım. 60'ın sıfırıyla da yukarıda 100'den kalan bir sıfır gitsin. 6 çarpı 32'den 192 gram saf brom var elimizde. Peki bu kaç mol yapıyor? 1 mol brom molekülü Br2 şeklinde düşünüyoruz arkadaşlar. 80 çarpı 2'den 160 gram ise elimizde 192 gram brom vardı. Kaç moldür dersek içler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan 1,2 mol brom molekül elde ettik. Şimdi dikkat ederseniz Y bileşiğinin molü 0,6 mol. Tepkimeye giren bromun molü ise 1,2 mol. Arkadaşlar maddelerin kat sayılarıyla molleri doğru orantılıdır. Y'nin katsayısı sayısı 1 olduğunda 0,6 mol reaksiyona giriyorsa bromun 1,2 mol reaksiyona girdiğinde aynı tepkimede kat sayısının olması lazım. 2 olması lazım. Bromun kat sayısının 2 olması Y'nin içerisinde 2 pi bağının olması anlamına geliyor. Hatırlarsak yapıda bulunan pi bağ sayısıyla katılan molekül sayısı doğru orantılıydı. 0,6 mol Y bileşiğimize 1,2 mol brom molekülü katıldığına göre demek ki yapımızda 2 adet pi bağ bulunacak. Bu sayede 0,6 çarpı 2'den 1,2 mol de pi bağ vardır. Yorumunu yaparız. Tekrarlıyorum. 1,2 mol brom molekülünün katılması demek yapımızda 1,2 mol pi bağ olması anlamına geliyor. 0,6 mol y'den 1,2 mol pi bağ olabilmesi için de formüldeki pi bağ sayısının 2 olması gerekiyor. Bu arada pi bağ sayısını nasıl belirliyorduk hatırlayalım. Tekli bağ sadece 1 sigma bağından ikili bağ 1 sigma 1 pi bağından üçlü bağ ise 1 sigma 2 pi bağından oluşmaktaydı. Kalan B ve D şıklarına baktığımızda B şıkkında 2 iki tane ikili bağ var. Her ikili bağdan 1 pi bağı toplamda 2 pi bağı bulunmakta. D şıkkına baktığımızda da karbonlar arası üçlü bağdan yine 2 pi bağı bulunmakta. Ancak arkadaşlar dikkat edersek D şıkkındaki gibi olsaydı molekülümüz yine bir uç alkin olacaktı. Y bu şekilde uç halkin olsaydı birinci işlem sonucunda Y maddemizle Fehlingle tepkime verecekti. Dolayısıyla artan bir madde olmayacağından dolayı ikinci işleme hiç gerek kalmayacaktı. Yani Y maddesi bir uç alkin olamaz arkadaşlar. Uç alkin olduğunda birinci işlemde o da kırmızı çökelek oluştururdu. Dolayısıyla D şıkkı Y'nin uç alkin olması yüzünden yanlıştır. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Bir bütünün molünü 0.4 mol ve Y'nin de belirtilen miktarda bromlu suyun rengini giderebilmesi için 2 pi bağı içermesi gerektiğini söyledik. Bu şartlara uyan seçenek B şıkkıdır.